Recording. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Tüm değerli Pro Akademi ailesine selamlarımı iletiyorum. Tüm illerdeki bulunan siz değerli lider arkadaşlarımızın hepsine selamlar ve başarılar. Evet arkadaşlar, bu akşamki programladığımız eğitim 20 dakika sürecek maksimum. Daha sonra da çekilişimiz var, biliyorsunuz. Ürün alan arkadaşlarımız arasında bir çekiliş yapacağız. Yine bu akşam görsel slaytlarla birlikte olacak. Son iki slaytımızda zaten toplamda 6 tane slayt var. Son iki slaytımızda arkadaşlar farklı filmlerden seçtiğim, sizin de mutlaka izlediğiniz filmlerden farklı bir vizyonla, farklı bir bakış açısıyla onu da değerlendirmiş olacağız. Ben katılımlar devam ederken şöyle ekranlar açık olan arkadaşlar varken hazır bir iki tane resim alayım. Şöyle bakıyorum, çok şık görünenler var. Gülnur Girgin herhalde düğünden geldi sunuma. Ondan sonra bakayım. Zeliha İlgen, Zeliha abla da öyle. Ayten abla zaten her zamanki gibi. Diğer Ayten Tufan liderimiz, Sibel Canik liderimiz, Sevgi Dağoğlu liderimiz de öyle. Evet, sizi de gördüm. Merhaba, bütün ekip orada herhalde. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 20 dakika keyif alacağınız bir eğitim olacak. Ondan sonra da birlikte ürün çekilişi yapmış olacağız. Ve sonra da zaten sunumu bitirmiş olacağız diye söyleyeyim. Evet, şimdi hızlı bir şekilde hemen sunumu açıyorum. Yanlış oldu. Evet, şu mikrofonu kapatalım. Ekran size yansıyor değil mi arkadaşlar? Bir problem yok. Evet, hepiniz evet, çok iyi yansıyor. Gözüküyorsunuz. Evet, yansıyor. Evet arkadaşlar, bizim işimizin şöyle başlayalım. Aslında vizyon tarafı gerçekten çok 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 önemli. Şimdi hep söylediğim şey, bugüne kadar bulunduğunuz firmada ya da farklı firmada bu işi yapan doğrudan satış sektöründe olan insanları düşünün arkadaşlar. Vizyonu ve geleceği bir şekilde görebilenler gerçekten çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Şimdi 2 aylık bir firmadayız. Daha Atomi Türkiye'de 2 aydır var. Bizler ekip olarak bile birbirimizi yeni tanıyoruz. Hatırlarsanız ilk eğitimlerde sürekli söylemiştim, altını çizerek. Ekibe alışmak, ürünlere alışmak, firmaya alışmak biraz zaman alacak diye. Ama biz bu zamanı o kadar iyi doldurarak gidiyoruz ki arkadaşlar. Şu an Pro Akademi'de bulunan siz değerli lider arkadaşlarımızla beraber bu doğrultuda devam ettiğimiz sürece, kendimizi geliştirdiğimiz sürece hem Atomi Türkiye'de hem de daha sonra Atomi Avrupa'da bile siz arkadaşlarımızın gerçekten isimleri çok 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 öne çıkmaya başlayacak. Bugüne kadar çoğu eksiğimizi görmeye başladık. Eksiğimizi gördükçe bunları tamamlamaya başladık ve bu tamamlama, evet belki şu an geriye baktığımızda çok bir şey göremiyoruz gibi geliyor mu arkadaşlar? Kesinlikle söz verdiğimi tutarım. 2-3 ay içerisinde siz değerli arkadaşlarımızın bu gelişimiyle, bu konuya hakimiyetle çok iyi bir noktaya gelecek. Başlamadan çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Ekibimize sürekli yeni insanların gelmesi, yeni insanların heyecanı, motivasyonu, kariyer hedeflerinin olması, ciddi hedeflerinin olması bizi de ekip liderleri olarak kesinlikle motive ediyordur. İşte bu süreçte yaptığımız eğitimlerle, birbirimizden kazandıklarımızla, öğrendiklerimizle ekibimize yeni gelen arkadaşlarımızın doğru bir hedefe gitmesi, o hedefe giderken neler yapması gerektiği, iniş çıkışlı zamanlarda motivasyonu düştüğü zaman ne yapılması gerektiği gibi noktaları eğer çok doğru bir şekilde birleştirirsek zaten resmin bütünü çıkıyor. Resmin bütününde de arkadaşlar başarı dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Para kesinlikle hepimizin ihtiyacı olduğu bir şey. Saygı duyuyorum buna. Bu ticareti yaparken de zaten para kazanmak için yapıyoruz. Ama burada önceliğimiz başarı olursa arkadaşlar, çünkü bu başarı hiçbir parayla ölçülmüyor. Bunun gerçekten nasıl diyeyim, ağır yükte bir değeri ölçülemez. Çünkü o kadar değerli ve o kadar kıymetlidir ki, her zaman söylüyorum, bir sahneye çıkmak, bir kariyer almak. Şu an Atomi firmasında her yaptığımız kariyerde uluslararası bir kariyer yapmış oluyoruz. Lütfen adım adım, kademe kademe gidelim ki bir örnek daha vereyim arkadaşlar sizlere yakalamışken. Düşünün, bir taraftan dere akıyor, karşı tarafı gözünüzün önüne getirin. Orada arkadaşlar ev var, araba var, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz çok ciddi rakamlar var, seyahatler var, tatiller var. Belki senelerdir hayalini kurduğunuz bir tatil köyüne, Bodrum'dur, Antalya'dır ya da X bir yere yerleşip
Hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak var. İşte o dereyi geçmek için arkadaşlar bu eğitimler ve bu bilgiler birbirimizin bir arada olması ve birlikte hareket etmek o kadar değerli ki arkadaşlar. Yoksa ne yüzerek geçebilecek ne de bir anda atlayarak geçebilecek gücümüz hiçbir zaman olmadı. Ama adım adım bunu başarabilecek gücümüz var. Evet, vizyon gerçekten çok önemli arkadaşlar. Geleceğin aslında bir resmi de baktığımızda. Güçlü bir vizyon demek, güçlü bir Ar-Ge çalışması demektir. Bu da size başarının anahtarını verebilir. Burada Ar-Ge'den kastımız nedir arkadaşlar? Bizim şu an yaptığımız eğitimler. Ben mesela gerçekten çok mutlu oluyorum. Özellikle ofislerdeki arkadaşlarımızın bir arada olabilmesi. Çünkü bir arada kalabilmek bu işin heyecanını ve motivasyonunu tabii ki ilerlemeyi düşünüp ilerlemeyi konuştuğumuz sürece bizi en iyi ve en doğru noktaya götürecek bir noktadır arkadaşlar. Bazen de diyorum ya eğitimlerde gene hatırlayan arkadaşlarımız olur. Vizyon arkadaşlar sadece bir şirketin ya da bir kitapta vizyon, misyon kısmı değildir. Bizim de bir vizyonumuz olması gerekiyor. Mesela şunu diyebilmemiz lazım. Ben Atomi firmasıyla binlerce insan, yüzlerce insan, on binlerce insan para kazanıyor ve kariyer yapıyor. Ben kendime burada bu şirkette bir sene sonra çizdiğim vizyon şu. A kariyerine geleceğim. Kazancım şu noktada olacak aylık ortalama. Her 15 günde bir şu kariyer, Sharon Rose Master olabilir, Diamond olabilir, Royal olabilir. İnşallah daha yüksekleri de olur. Şu kariyerde olacağım ve her 15 günde bir bu havuzdan çok güçlü bir şekilde finansman elde edeceğim. Artık kendimi hayatımı tamamen garantiye alacağım gibi o kadar çok şey düşününce katarsınız ki arkadaşlar ve size samimi söylüyorum arkadaşlar bu işi en çok büyüten nedir biliyor musunuz? Birincisi bakış açınız. İkincisi karşı tarafa bunu tamamen hissettirebilmeniz. Bunu zaten en son slayttaki film örneğinde çok güçlü bir örnek vereceğim. Elimden geldiği kadar. Evet, mikrofonlar bazen açılıyor. Evet, vizyon için kendimize şunu sormalıyız arkadaşlar. Geleceğe dönük hedeflerimiz neler? Neler yapmak istiyoruz? Daha iyi olabilmek için hangi yönlerimizi geliştirmemiz gerekiyor? Bakın, mesela sürekli ajanda tutun ya da sürekli not alın diyorum ya arkadaşlar. Şöyle düşünün, senelerce okul okurken bile elimizden geldiği kadar yazmaya başladık. Evet, teknolojinin getirdiği avantajlar da var. İşte bilgisayara, telefona bir şeyleri kaydedebiliyoruz. Ya da diyoruz ki, nasıl olsa ben sonra izlerim. Evet, belki bir sefer daha bu sunumları izleyebilirsiniz ama yazdığınız zaman şunu görebiliyorsunuz kendinizde. Bir, geleceğe dönük hedeflerimiz nelerdir? Bunu mesela kendinize mutlaka sorun arkadaşlar ve olabildiğince o ajandada bunun içini doldurun. Kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz neler? Neler yapmak istiyorsunuz? Bu hedeflerinize ulaştığınız zaman kademe kademe neler yapmak istiyorsunuz arkadaşlar? Bu da gerçekten çok değerli ve daha iyi olabilmek için hangi yönlerimizi geliştirmemiz lazım? Şimdi yeni bir organizasyondayız. Şu an için teknik anlamda dengeler aynı eşit gibi gözüküyor. Ama diyelim ki Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı bu aylar devam ettiği zaman daha iyi olabilmek için hangi yönlerimizi geliştirmek gerekiyorsa ve bu yönlerimizi eğer geliştirmiyorsak ilerleme noktasında ağırlaştığımız zaman işte bu konuları kendimizle yüzleşerek ya ben burada iyiyim ama burada eksiğim var. Burada çok güçlüyüm ama burada geride kalıyorum noktasında eğer gerçekten adım atarsanız bilin ki arkadaşlar işte o size vizyon katıyor demektir. Çünkü o kadar çok insan artık Atomi'yi tanımaya başladı ki sadece şu bir iki gündür etkileşimler bile. Mesela siz değerli arkadaşlarımızın zaten hem kariyer yapmak için hem siparişleri için ya da çekilişle ilgili aldığı ürünlerle yaptığımız etkileşim bile o kadar çok insana yayılmaya başladı ki. Benim mesela Facebook'umda 96 bin tane yakın takipçim var. Instagram'ı o kadar çok değil. Belki 3-5 bin kişi. Ama gene WhatsApp güncellemesi, Facebook güncellemesi vesaire. İnsanlar bizim ekibin hareketlerine devam ediyor. Ve size abartısız söyleyeyim. Her bizimle ilgili bir paylaşım yaptığımda, ProAkademi ekibimizle ilgili yaptığımda başka ekipteki insanlar bana sürekli patır patır mesaj yazmaya başlıyor. İşte vizyon dediğimiz budur arkadaşlar. Hep beraber yaptığımız işi insanlara olabildiğince yayabilirsek ve gösterebilirsek onların da mutlaka dikkatini çekmeye başlayacağız anlamına gelmektedir bu arkadaşlar. Evet, bir de fırsatlara bakış açımız nasıl belirleriz arkadaşlar? Bu da çok önemli. Şimdi Atomi baktığımızda çok büyük bir fırsat. İnsanlar sürekli bir fırsattan bahseder. İşte şu firmada keşke bu kariyerde olsaydım. Şimdi zamanında bana işte bu firma gelmişti. Ben orada olsaydım bu işin başındaydım. Ama şunu da kaçırmamak gerekiyor.
İnsanlar bir işe girdiğinde birincisi onun karşılığını nasıl en doğru bir şekilde alabilmeli, bunu düşünmeli. Zaten liderlik eğitiminde şöyle bir eğitimler almıştık biz. İyi bir lider ekibinin en doğru ve en kazançlı o işten çıkarabilmekle ilgili fırsatlar, seçenekler, nedenler, motivasyonlar, yol göstermeler, bunlarla ilgili sürekli çalışmalar yapar diyor. Yani o kadar çok geniş ki aslında arkadaşlar. Çünkü baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi söylemde belki çok basit geliyor ama yüz binlerce TL ayda buradan para kazanabiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü bu firmada sponsorlar, daha önce bu işe başlamış insanlar gerçekten çok ciddi rakamlar kazanıyor. Ciddi anlamda hem de. İşte burada da biz şunu görmemiz gerekiyor. Evet, ben bu firmada ilerleyebilirim. Birincisi, güçlü yönlerim neler? Çok iyi tavsiye edebiliyorsunuzdur. Bu bir örnek. Diksiyonunuz çok iyidir. Prezentasyon dediğimiz nokta çok iyidir. Bunları kenara yazdığınız zaman bir de zayıf yönlerinizi düşünmeniz lazım. Mesela organizasyonunuzla çok fazla ilgilenmiyorsunuzdur. Organizasyonunuzun ilerlemesi için doğru adımları atmıyorsunuzdur. Organizasyonunuzun büyümesi için yeni insanlar dahil etmiyorsunuzdur. Yani yeni insanlarla tanışmıyorsunuzdur. İşte bunları da bir kenara not alabiliriz. Fırsatlar. Her firmada olduğu gibi çevremizde onlarca network firması var ve inanın artık ismine yani yetişemiyoruz. İki kişi bir araya geliyor, bir firma kuruyor, bir şekilde paylaşımlar yapıyor, insanların dikkatini çekiyor. Bizim çalıştığımız firmanın ürünleri, gerçekten kazanç planı eğer doğru bir hareketle, bakın doğru bir adımla, evet şurasını kabul ediyorum. Binary sistemi biraz ilk başta ağır gider, teknik anlamda. Çünkü katlamayı bilmiyorsanız ya da katlamayı oturtturamazsanız ilk başta ağır gider. Ama bir noktadan sonra artık binary sistemini durduramazsınız. Allah nasip etsin, düşünsenize. Aradan bir yıl geçmiş. 5.000 kişi bir kolunuzda, 5.000 kişi bir kolunuzda sürekli alışveriş yapıyorlar, sürekli tavsiye ediyorlar, ürün uygulamaları, ofisleriniz açılmış. Artık günde abartmıyorum arkadaşlar, buradaki sınır neyse o 1.000 dolar bir üzeri günlük kazanç, mutlaka buna ulaşmışsınızdır. Bir de tehditler vardır. Aslında bana göre doğrudan satış sektöründe arkadaşlar en büyük tehditlerden bir tanesi şudur. Rakip firmalar değildir. Yani rakipler ya da işte rakip firmaların liderleri. Bence bunlar tehditler değildir arkadaşlar. Bence burada en büyük tehdit insanın kendisidir. Yani şöyle düşünsenize, bir organizasyonunuz var, organizasyon kurmaya çalışıyorsunuz. Organizasyonunuz içinde sürekli fısıltı var, dedikodu var. Bak oraya bir el pimi çekilmiş el bombası zaten resimde de var. Bunu koymuşsunuz demektir. Yani aslında en büyük tehdit kendimiz. Neden sihirli kelimeyi söylüyorum? Sadece ilerlemeyi düşünüp sadece ilerlemeyi konuştuğunuzda arkadaşlar gerçekten o tehditleri ortadan kaldırmaya başlıyorsunuz. Şunu hepimiz kabul ediyoruz. Hepimiz insanız. 24 saatin 24 saatinde de motivasyonumuz mükemmel. Enerjimiz süper. Olma şansı yüzde belki 10'dur. Doğru mu arkadaşlar? Yani bunu sağlayabilmemiz çok zordur. Yani ailemizde yaşanan konular, çevremizde, eşimiz, dostumuzda, kendi iç dünyamızda her şey yaşanabilir. Ama en büyük tehdit insanın kendisidir. Hani bazen diyoruz ya arkadaşlar, kendi önünüzden çekilin diye. Lütfen şu heyecanı yaşayın. Zaten sunumları sürekli takip eden, burada kamerası açık olan, sürekli bizimle bir arada olan arkadaşlar artık zaten o heyecanı yakalayabilmiş durumda. Ve bu heyecanı yansıtabilmeye başlamış durumda arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok değerli. O yüzden buradaki en büyük tehdit rakip firmalar değildir. Bu bir. Rakip liderler değildir. Bu iki. Sizlere bile sürekli öne çıktığınız zamanlar, paylaşım yaptığınız zamanlar farklı firmalardan mutlaka teklif edenler vardır. Doğru mu arkadaşlar? İşte gel bu firmayı yapalım. Ürünü daha iyi ya da işte kazanç planı daha iyi. Ama burada asıl gördüğümüz tehdit bir. Ekip lideri olarak kurduğumuz ve kuracağımız organizasyonda şunu da altını çizerek söyleyeyim. Doğrudan satış sektöründe arkadaşlar satış yaparsanız para kazanırsınız. Bakın herkes para kazanır. Para kazanamıyorum diyen bir insan hiçbir şey yapmıyordur. Bir kere bunu da bir anlaşalım. Satış yaparsanız para kazanırsınız. Ama organizasyon kurarsanız zaten hep beraber yapmaya çalıştığımız bu zorlandığımız taraf burası belki. Organizasyon kurduğunuz zaman ömür boyu para kazanırsınız. Çünkü tecrübeniz, bilginiz, işe bakışınız, işteki iniş çıkışlardaki yaşadığınız o süreçler, bunları aktarmaya başladığında hiçbir şey yoksa zaten, hiçbir problem yoksa zaten ilerlemiyorsunuz demektir. Ve o zaman sürekli farklı şeylerle uğraşıyorsunuz demektir. O yüzden lütfen arkadaşlar tehditleri dışarıda değil, kendi içimizde ve kendimizde arayarak sakin bir şekilde ya ben bu Atomi firmasında gerçekten ciddi bir kariyere, ciddi bir kazanca sahip olacağım ve ben bunu başaracağım demeye başladığınızda mutlaka ilerlemeye başlıyorsunuzdur. Şimdi
Mesela kendimizi değiştirmemiz gereken noktalarda zaten bunu söylemiştik. Bu da bir görsel bakım arkadaşlar. Başarılı olduğun alanlar ve işine yarayacak sahip olduğun avantajlar. Bu da çok önemlidir. Geliştirmen gereken yönler, bunlar da önemli. İşe olumlu etkisi olacak dış faktörler, bunlar da çok önemli arkadaşlar. Mesela işte bugün yaptığımız paylaşımlar, bunlar aslında o kadar çok büyük bir etkileşim yaptı ki ciddi anlamda. Ve tehditler zaten söyledik, yani işimize olacak etkisi olacak faktörler, programlar, riskler. Şöyle düşünsenize, hani bir önceki sunumda 300 Spartalı örneği vermiştim. Katılamayan arkadaşlar için mesela o örneği bir daha vereyim. Gerçekten çok sevdiğim bir örnektir. Spartalı savaşa gidiyor. Çok büyük bir orduyla savaşacak. Başka bir ordu destek için geliyor. Spartalılar 300 kişi, Spartalılar diyebiliriz 300 kişi. Diğer ordu 3-4 bin kişi. Ya diyor, biz koskocaman orduyla ben 3-4 bin kişiyim. Sen sadece 300 kişisin, nasıl savaşacağız diyor. İşte bakın buradaki vizyon şöyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Organizasyonunuzdaki şu an çalışma, enerji, koordinasyon, motivasyonu kesinlikle biliyorsunuzdur. Orada Spartalı'nın kralı diyor ki senin arkadaşlarına, ekiplerine dedim. Senin askerlerine bir şey sorabilir miyim diyor. Tabii ki diyor. Sen ne iş yapıyorsun diyor. Ben çiftçiyim diyor. Sen ne iş yapıyorsun? Ben balıkçıyım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben marangozum. Yani hepsi aslında farklı mesleklerde, savaşçı değil. Ama Sparta'ya dönüyor. Sparta diyor. Oradan çok gür bir sesle hu diye bir ses çıkıyor. İşte ekip arkadaşlarınız olarak bir kişiniz de olsa ben her zaman söylüyorum belki bazen basit geliyor. Doğru desteklenmiş bir kişi bin kişidir arkadaşlar. Hiçbir zaman organizasyonunuza aldığınız insanların hepsinden %100 verim alacaksınız diye bir nokta yok. Çünkü siz ne kadar yetenekli olsanız da, siz kendinize göre ne kadar tam olsanız da burada neden sürekli duplicate dediğimiz olayı ortaya koymaya çalışıyoruz? Yani sürekli kendinizi kopyalamanız gerekiyor. Şöyle düşünsenize, genel anlamda şöyle bir düşünce vardır. Mesela benim gibi insanlar keşke çalışsa ya da benim kadar ürün tavsiye etse, benim kadar düşünse. Böyle bir düşünce vardır değil mi arkadaşlar? Ve bu güzel bir düşüncedir teknik anlamda. İşte bir lider olarak bizim yapmamız gereken de nedir? Duplicate dediğimiz kendimizi kopyalayabilmemiz için sürekli insanlara tavsiye edeceğiz, sürekli insanlarla bir arada olacağız. Ne kadar çok tavsiye edersek, ne kadar çok insana bu işi anlatırsak, kendimizi kopyalarsak, yarın bir gün kendi isminizin karşısında yüzlerce ekip arkadaşınızı görebilecek ve organizasyonunuzu büyütmeye devam edebileceksiniz. Şimdi bir şeyin nasıl göründüğü her zaman ama her zaman bakış açısına bağlıdır. Hep söylüyoruz ya arkadaşlar, organizasyonunuzun büyüklüğü bakış açınızın büyüklüğüne göre değişmiş olacak. Şimdi düşünün, Güney Kore'den çok doğru bir şekilde kaliteli ürünler yapılmış. Dünya çapında Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, inşallah bu ay sonu Almanya ve şu an dünyada yaklaşık 35 ülkede 7 Haziran'da Türkiye'de start vermiş. Geçen sene 1,9 milyar dolar bir hacime ulaşmış. Sadece bir yıllık satışını düşünün, 1,9 milyar dolar. Biz bakış açımızla bu kadar işin başındayken, hani hep bize şöyle söylerler ya arkadaşlar, 4 ay 5 ay sonra insanlar size şunu söylemeye başlayacak. Ya bu işin başındasın, zaten hep başındakiler kazanıyor, sen zaten kazanıyorsundur. Ama sizlerin bu işe verdiği emeği, yaptığı mücadeleyi, ayırdığınız zamanı insanlar görmüyordur. İşte bu yüzden de sizden ricam arkadaşlar, bakış açınızı olabildiğince büyük. Bakın, korkmayın arkadaşlar, çekinmeyin de. Bakış açınızı olabildiğince büyütün. Ve hep söylüyorum, şu an bulunduğunuz illerde arkadaşlar çok güçlü liderlersiniz. Yani kimi ilimizde mesela 600-700 bin kişi var. Kimi ilimizde 3-5 milyon kişi var. İstanbul'da olan arkadaşlarımız şanslı, mesela 18-20 milyon insan var. O kadar çok büyük gücümüz var ki ve bunu yurt dışına da kattığımızda zaten yurt dışındaki liderlerimiz de artık mesela Moğolistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve diğer ülkeleri kattığımızda şu an 15 ülkede organizasyonumuz var ve her açılan ülkede bizim Türk bayrağımızla birlikte inşallah temsil edeceğimiz bir organizasyona sahip olacağız. O yüzden sizlerle Pro Akademi ekip arkadaşlarımızın bakış açısı için, gerçekten vizyonunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi pozitif düşünmek sizin elinizde arkadaşlar. Negatif düşüncelerden kurtulmak kendinize yaptığınız en iyi yatırımdır. Şimdi şöyle düşünsenize, kendi kendine mesela sürekli deyin ki ben hastayım, ben hastayım, ben hastayım deyin. İnanın 2 gün sonra hasta olmaya başlarsınız. Yani evam yapmaya başlarsınız. Ve önemli olan şu arkadaşlar, doğru düşünceler doğru sonuçlar getirir diyoruz ya. Önemli olan olabildiğince negatif düşüncelerden uzak kalmak. Burada da şunu ekleyebilirim. Temin de söylediğim gibi. Hayatımızda inişler çıkışlar olabilir. Ama bu sorunları kaldırmak için, eğer bu maddi bir sorunsa, evet ya ben bu firmada
yani 10 bin, 20 bin, 50 bin ve 100 bin TL kazanabilirim. Bunu düşünerek bile arkadaşlar kendinizi pozitife itmeye başlarsınız. Sürekli negatif düşünelim mesela. Bu iş olmuyor, olmayacak, yapamıyorum, yapamayacağım. Siz kendiniz başlarsınız, sonra artık ekibinize, organizasyonunuza da yansıtmaya başlarsınız. Çünkü siz teknik anlamda kafanızda artık bitirmişsiniz. Bitirdiğiniz için bu ekibinize de yayılmaya başlar. Ama pozitif olarak mesela 2 gündür etkileşimlerimiz şu an Avrupa'da ve Güney Kore merkezde bile arkadaşlar Pro Akademi ekibi tanınıyor. Bu ne kadar büyük bir başarı biliyor musunuz? Şirket bir video yapıyor, bir Success Akademi yapıyor, bizi çağırıyorlar. Atıyorum Eylül ayında bir talk show yapılacak. Avrupa'da yapılan başarılı liderlerin bulunduğu talk show yapılıyormuş mesela. Onun için bizi çağırıyorlar. Yani bu biz olarak hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu görün arkadaşlar. Yani biz şu an gerçek anlamda sürekli pozitif düşünceleri elimizde bulundurursak negatiflere yer kalmaz. Ama negatiflere yer açarsanız bu sefer pozitifleriniz de yemeye başlar. Nasıl diyoruz ya, 3 yanlış bir doğruyu götürür gibi. Burada da bir negatif 3 tane doğruyu götürür. Bu konuda çok dikkatli olun. İnişler, çıkışlar, ilerleme, kendi çalışmalarınız, kendi gerçekleriniz ve kendi gördüklerinizle beraber hızlı bir şekilde aksiyon olarak benim mesela günlük hayatımda kesinlikle negatife düştüğüm bazen şeyler oluyor. Size abartı gelmesin arkadaşlar, bu 20-25 dakika sürmüyor. Yani onu biraz düşünüyorum. Bunun için ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Karşılığı var mı? Var. Yeter ki hayatta ölüm olmasın. Her şeyi başarabilecek, her şeyi iyiye çevirebilecek gücümüz var arkadaşlar. O yüzden diyoruz ya, güzel düşünün, güzel konuşun ve güzellikler bizlerle olsun diye. Lütfen pozitif düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Şimdi mesela eğitim özetine geliyoruz arkadaşlar. Artık eğitimimiz bitiyor. Önemsediğin işi yap. Bu işi neden önemsin biliyor musunuz arkadaşlar? Bu size ömür boyu sürekli artan bir gelir sağlayacaktır. Hem bu firmada örnekleri var. Kendi sponsorumuz Kima'nın bile ayda şu an 400-500 bin doların üzerinde kazanıyor. Siz tanıdınız onu sunumlarda. Türkiye'ye geldiği zaman da tanışacaksınız. Imperial şu ana kadar 7 yılda 9,5 milyon doların üstünde bir gelir sağlamış. Resmi, reel bir gelir. Farklı firmalara bakın, bunu kullanmak zorundayım. Çevrenizdeki bu işi yapan, işe zaman ayıran ve doğru planlamayla güzel bir ekip kuran insanlar çok ciddi paralar kazanıyor. Şimdi, evet, bir kimse dediğini yapıyor ya da sadece yaptığını söylüyorsa o kişiye övgüye değerdir diyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Hani mesela biz örnek bir kariyer hedefi koyuyoruz ya da diyoruz ki satış hedefi ya da arkadaşlar yeni insanlar dahil edelim. Bunu yapıyor ve söylüyorsa o kişi övgüye değerdir. Bunu da söyleyen Albert Einstein. Her şeyi özetleyen güzel bir söz. Risk al. Riski düşünsenize. Ücretsiz kayıt alıyorsunuz. Bir ürün alıyorsunuz. Deniyorsunuz. Eğer memnun kaldıysanız tabii ki şirketi araştırıyorsunuz. Şirketin kalitesini, şirketin büyüklüğünü araştırıyorsunuz ve buna gerçekten inandıysanız arkadaşlar, içiniz sindiyse aldığınız risk bu. Bir diş macunu, bir fırçayla bile bu işe başlayıp müthiş bir gelir elde edebiliyorsunuz. Risk almak için yeteri kadar cesur olmayan bir kimse hayatta hiçbir şey başaramayacaktır. Bu her zaman böyle olmuştur. Hayatımızda bazen bu yaşımıza kadar almamız gereken belki küçük riskler vardı. Belki bir arsaydı, belki bir arabaydı, belki bir evdi, belki bir işti bize teklif edilen. O an belki o cesareti gösteremediğimiz için onu yakalayanlar ya da o riski alanlar ilerlemişti. Atomi firmasında risk sıfır arkadaşlar. Hedefini bil. Bu da çok önemli arkadaşlar. Hedefsiz çıkılan yolda mutlaka sapmalar olur. Sonuç mu? Pes etme. Pes etmediğimiz sürece, devam ettiğimiz sürece zaten arkadaşlar bu bize çok şey getirmeye başlayacak. Öz eleştiri yap. Her zaman kendini haklı görme yanlış bir harekettir. Mesela bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız kendini sürekli haklı görebilir. Hani şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu, bu böyle olsaydı daha iyi olurdu gibi. Ama sonuçta bu işi şu an dünyada Atomi firmasının 16 milyondan fazla iş müşteri var ve bu işi yapan insan var. Düşünün, demek ki öz eleştiri yapmamız da gerekiyor. Motiveli olmamız gerekiyor ve bu gerçekten en önemli unsur arkadaşlar. Çünkü insan motive olduğu zaman işlerini daha kolay halleder. Bunu yaşamışsınızdır. Klasik hayatınızda da, normal iş hayatınızda da bu böyledir. Motiveli olduğunuz sürece o gün bile daha çabuk geçer. Kendinize meydan okuyabiliyorsanız, bugün yaptığınız, dün yaptığınız önüne geçmişse kesinlikle motive olmuşsunuz demektir. Yani bugün yaptığımız dünün önüne geçmişse arkadaşlar, o kadar başarılısınız demektir ki, en basit örnek, bugün bir iki kişiye bu işi anlattıysanız, yarın bir iki kişiye de bu işi anlatmaya devam ediyorsunuz. Bunun yanına beğendiğiniz ve gerçekten kullandığınız ürünü de tavsiye etmeye devam ettiğiniz sürece artık zaten geçmişi bir gün öncesinden arkadaşlar çok daha fazla artıdasınız demektir.
kendine inan. Hiçbir zaman şüpheye düşme. Şüphe arkadaşlar hiçbir zaman bizim işimizde yeri yok. Yani yapabilir miyim, başarabilir miyim her zaman söyledim. Bu işi yapan kimsenin arkadaşlar sihirli değneği yok. Kesinlikle de olmadı. Çıktılar ve yaptılar. Ben amacıma ulaşacağım, ben başaracağım. Bu da çok geçerli bir kelimedir. Diyebiliyorsan zaten amacının yarısını gerçekleştirmişsin demektir. Hani diyoruz ya, başlamak bitirmenin yarısıdır gibi arkadaşlar. Burada da başarılı olmak, başarılı olmayı istemek, bu hedefi, bu zamanı göze almak ve bize getireceklerini düşündüğümüzde arkadaşlar gerçekten çok ciddi bir noktaya getirir. Eğer ki ekip çalışması içindeysek ve hiç şüpheye düşmeden tüm etkiler ve gerekli olan liderlik özelliğini göstermemiz arkadaşlar bu da çok değerli bizler için. Ve önemli olan diyorum ya bir lider olarak duruşumuz, konuşmamız, sohbetimiz, insanları motive etmemiz, insanları toparlamamız, onların olası şüpheleri varsa ilerleyemeyeceğim ya da başarılı olamayacağım gibi burada bir arada kaldığınız sürece o yüzden diyorum ya sizin şu anki açılan mevcut Ankara, İzmir ve farklı illerdeki açılacak ofislerimizle beraber bir arada olmanız, motive etmeniz, bir arada kalmanız size o kadar çok büyük bir güç veriyor ki arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey ve liderlik özelliğimizi taşımamız gerekiyor. Şu an organizasyonunuzda bir kişi olabilir, iki kişi olabilir, üç kişi olabilir. Hiç problem değil arkadaşlar. Ama şunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Sürekli yeni insanlar dahil olacak. Organizasyonlarımız büyüyecek, genişleyecek. Binlerce inşallah on binlerce ve yüz binlerce kişi olacağız. Ve şu anki yaptığımız adımlar o liderlik özelliği bizi finale taşıyacak arkadaşlar. Evet, şimdi son iki slayta geldik. Bu filmi mutlaka seyretmişsinizdir arkadaşlar. Umudunu Kaybetme filmi. Bu filmi bekar olarak izleyenler ayrı ama çocuğu olanlar eğer izlediyse çok daha farklı duygulanıp belki gözyaşına bile boğulmuş olabilir. Beni mesela etkileyen sahnelerden bir tanesi hiçbir parası kalmayan bir babanın çocuğuyla beraber bir tane VC diyeyim kaba tabirle yol üstünde orada çocuğuyla beraber bir geceyi geçirmeye çalışması. Hayatımızda aslında arkadaşlar hani şöyle deniyor ya ne oldum deme ne olacağım de. Hayatta her şey olabilir. İnişler olur, çıkışlar olur, maddi anlamda problemler olabilir. Şu güzelliği düşünseniz arkadaşlar bizler birlikte iş yaptığımızda kendi çıkarımızı değil organizasyonlarımızın büyümesini. Hani hep diyoruz ya milyoner olmak istiyorsan ekip arkadaşlarının milyoner olmasını sağla. Onların yanında ol, yardımcı ol, onların ilerlemesine, gelişmesine fayda sağla diye. İnsanlar kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şey istiyorsan peşini bırakma, git ve al. Umudunu Kaybetme filmiyle ilgili bir söz. Gerçekten arkadaşlar çok derinden aslında insanlar filmlere baktığı zaman neden onlara çok bir film etkiler ya da çok yakın gelir? Mutlaka hayatında belki o süreçlerden geçmiştir. O dönemleri yaşamıştır. Finansal anlamda problem yaşamıştır. Belki çevresindeki eşi dostu yaşamıştır. Bir şekilde bu zorluklarla, bunlarla karşılaşmak ve bunun karşısında güçlü kalabilmek en büyük kazançlardan bir tanesidir arkadaşlar ki hayatımızda mutlaka inişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Ama bir olursak, biz olursak hep diyorum ya arkadaşlar, biz binlerce, on binlerce kişiyiz ama bir takımız diye. İşte bu siz kendi hayatınızda yaşadığınız belki duygusal anlamda problemleri çözebilecek gücü hep birlikte arkadaşlar para kazandıkça, organizasyonumuzu kurdukça ben mesela 13 sene önce bu işe başladığımda çok finansal anlamda zor bir süreçten geçmiştim. Benim için network marketing'te bir insanın kazanması nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Elektrik faturasını ödeyebilmesi, kirasını ödeyebilmesi, belki varsa borcunu ödeyebilmesi, belki çevresindeki insanlara ciddi anlamda para kazandırabilmesi, insanların gülümseyebilmesi, mutlu olabilmesi. İşte bu sorumluluğu doğru bir şekilde alırsak gerçekten işiniz de çok iyi gidiyor. Organizasyonunuzda, kazancınızda, kariyerinizde arkadaşlar zaman içerisinde muhteşem bir noktaya gelecek. O kadar geliş ki insanlar seni yeniden tanımak zorunda kalsın arkadaşlar. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Ben de bu işe ilk başladığımda çevremdeki insanlar çok sıcak bakmıyordu. Eleştirel gözlerle bakıyorlardı. Bir günde Facebook'uma artık yazmıştım seneler sonra. Zamanında beni takip etmeyen insanlar şu an hangi uçaktan hangi uçağa gittiğimi takip ediyor diye. O yüzden arkadaşlar hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Ve lütfen devam edin arkadaşlar. Hayat gerçekten kolay değil ve toz pembe değil. Evet, son film görseliyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu filmi seyredenler vardır. Leonardo DiCaprio'nun bir filmi, Wall Street diye. Gerçekten muhteşem bir film. Benim için muhteşem olan tarafı zenginlik, şaşa, o lüks yaşadığı hayat değil arkadaşlar. Onların ekip halinde, takım halinde, 2-3 arkadaşla bile
olmayan yerleri satabilmesi ve gerçekten öyle bir şekilde büyüyebilmesi, bir noktaya gelebilmesi. Mesela Bana Bu Kalemi Sat bestseller kitabına da girmiş. Avrupa'da bir noktadır arkadaşlar. İsteyenler toplantıdan sonra mutlaka YouTube'dan Bana Bu Kalemi Sat diye yazsın, kusura bakmayın. Ve gerçekten o yeri bir görsün, o heyecanı görsün. Şimdi burada aslında olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz kendimiz bu kalemi sat noktasına bir geçelim. Şimdi biz insanlar hani diyoruz ya, ürün satmak zorundayım. İşte insanlara bir şey satmam gerekiyor. Arkadaşlar elinizde o kadar büyük bir güç var ki, insanların hayatta yaşadığı finansal problem o kadar büyük ki şu an, pandemiden dolayı dünya çalkalandı ve insanlar istediği bir hayatı yaşayamıyor. Siz eğer bir ürünü sadece satış amaçlı giderseniz belki satabilirsiniz. Ama elinizdeki gücü, finansal gücü, kazanacaklarınızı, kariyerlerinizi, alacağınız eşleşmeler, alacağınız 7,2 milyon TL, toplamda 10 milyon TL değerinde ödül veriyor. Doğru mu arkadaşlar bu şirket? 15 günde bir bize kariyer bonusu veriyor. Normal eşleşmemizi alırken bir de kariyer bonusu alıyoruz. Organizasyonumuzu büyüttükçe, devam ettikçe, motivasyonumuz ilerledikçe. İşte burada sadece bu kalemi sat mantığıyla size bir şey söylenirse bunda başarma şansımız yok. Ama evet ya, ben çok güçlü bir işteyim. Yüzlerce ya da bu ekipte, Pro Akademi ekibinde binlerce arkadaşım ürünleri kullandı ve memnun. Evet, gerçekten insanlar memnun ve sonuç almaya başladık. Ve ikinci aşamada baktığımızda da insanların gerçekten çok daha iyi bir finansal yaşam istemesi çok doğal bir şey. İşte arkadaşlar, buradaki püf noktası da bu. Bir şeyi satmak değil. Arz talep dediğimiz olay var ya arkadaşlar. Vallahi billahi de arkadaşlar, bu kelimeyi bugüne kadar kullanmamışımdır, biliyorsunuz. İnsanların finansal anlamda çok büyük problemleri var. Yeter ki siz cesaretli olun. Yeter ki siz bu iş fırsatını çok doğru anlatın. Gel seninle birlikte uluslararası dünya çapında bir iş kurabiliriz. Gel seninle birlikte ayda 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin TL ve daha üstü rakamlar kazanabiliriz. Bunları gerçek anlamda anlattığınızda, o heyecanınızı aktardığınızda, tabii ki bunun kanıtlarıyla beraber gösterdiğinizde, üründür, şirketin Türkiye'deki 100 bini aşan ekip sayısıdır, bizim Pro Akademi'nin 35 bini aşkın ekip sayısıdır, yurt dışındaki ülkeler, gerçekler, realiteyi bunu çok doğru bir şekilde söylediğinizde karşı tarafa hiçbir şey satmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Sadece yaptığınız ve inandığınız işi çok doğru ve çok iyi bir heyecanla anlatmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte bu işin de püf noktası bu. Zaten bu filmde de Bana Bu Kalemi Sat noktasında altında yatan da bu. Eğer diyor ki bir şey istiyorsan ve gerçekten ona ulaşmak istiyorsan bir şekilde ya yol bulursun ya yol açarsın. İşte bizim işimiz de böyle arkadaşlar. Düşünsenize. 2,5 ay önce, 3 ay önce, 3 ay önce ürün yoktu. İnsanlar acaba ürün gelecek mi diyordu. Acaba ürünler iyi mi diyordu. Şu an ürünler geldi, ekiplerimiz büyümeye başladı, organizasyonlarımız büyüdü. Ve arkadaşlar biz kimseye bir şey satmıyoruz. Artık buna inanın. Bakın, satıcı, pazarlamacı kelimesinden çekinenler olabilir. Ben hayatımda çekinmedim. Yapılan her işte, her emekte saygı duydum. Bunlar kötü kelimeler değildir. İşte satıcı, pazarlamacı. Bunları bir kafamızdan atmamız gerekiyor. Her mesleğe, her şeye saygı duymamız gerekiyor. Ama biz satıcı değiliz arkadaşlar. Elimizde o kadar büyük bir iş var ki, hayatınızı değiştirebilir, psikolojinizi değiştirebilir, yeni çevrenizi değiştirebilir, oturduğunuz evi değiştirebilir, oturduğunuz arabayı değiştirebilir. Her şeyi, bütün hayatınızda bütün dengeleri değiştirebilir. Yani bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Zaten çok açık söyleyeyim, bakın. Şu an bütün sunumlar kayıt altında. Resimler çekiyoruz. Her sunumdan sonra size abartı söyleyeyim. Güney Kore'deki sponsorumuz Kim Hanım, çünkü benim YouTube kanalıma da abone. Bizzat bizi anlamıyor belki Türkçe, ama oradaki olan resimleri, oradaki kişileri, isimleri not alıyor. Bakıyor kimler var, sürekli eğitimlerde olan kimler var diye. Bakın, o kadar büyük bir çalışma yapılıyor ki aslında, o kadar çok birlikte bir emek veriyoruz ki, ama lütfen artık şunu gönül rahatlığıyla düşünün arkadaşlar. Biz hiçbir şey satmıyoruz. Biz hayatımızı değiştirebilecek, geleceğimizi garanti altına alabilecek bir sektördeyiz. Türkiye'de 10 milyonun üzerinde doğrudan satış sektörünü yapan insanlar var. Her sektörde, her firmada olduğu gibi bu doğrudan satış dışında geleneksel ticarette de böyledir. İşini iyi yapmayanlar olabilir, disiplinli olmayanlar olabilir, kendini geliştirmeyenler olabilir. Bu işin kötü olduğu ya da işin iyi olmadığı anlamına gelmez.
O kadar heyecanlanıyorum ki en kısa sürede yapacağımız bir kampta ne kadar güçlü olduğumuz, ne kadar önde olduğumuz, ne kadar artık bilgi depoladığımız ortaya çıkacak ki arkadaşlar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, son olarak bir daha söylüyorum. Aykan bu arada şeyi karıştırıyor. Çekiliş yapılacak vazoyu. Evet, son olarak bir daha söylüyorum arkadaşlar. Biz kimseye bir şey satmıyoruz. İnsanlar hayatını değiştirmek istiyor. Şunu deneyin mesela. Espriyle çok büyük bir para var. Bir yerden bunu gidip almamız lazım dediğinizde ilk başta dikkat etmeyen bir insan nerede ne parası demeye başlar. Elinizdeki işin fırsatını lütfen bilin. Kendi gücünüzün farkına varın arkadaşlar. Kendi değerinizi bilin. Evet, her teklif ettiğiniz bu işi kabul etmeyebilir. Her tavsiye ettiğiniz bu ürünü almayabilir ama bakın genel anlamda bütün sektördeki kariyer yapmış ya da belli bir noktaya gelmiş artık teknik anlamda emekli olmuş insanlara sadece devam etmişler. Motivasyonlarını korumuşlar ve devam etmişler. Bunun dışında arkadaşlar kesinlikle bir formül yok. Evet, ben de bir su içeyim. Toplantı bitti arkadaşlar. Şimdi birazdan çekilişe geçeceğiz. Umarım bu akşam da birlikte birbirimize bir şey katabilmişizdir arkadaşlar. Biz satıcı değiliz. Lütfen karşı tarafa dediğim gibi arkadaşlar iyi bir iş fırsatı, gerçekten çok doğru bir iş fırsatı sunduğunuzu kesinlikle unutmayın. Gücünüz çok fazla. Evet, kameralar açıkken arkadaşlar gene birkaç tane resim alalım. Çünkü bir resimler bizim için çok çok faydalı. Bazıları ayakta uyuyanlar var. Enerjisi yüksek olanlar var. Dünya yanmış batmış gibi duranlar var. Evet, biraz yüzler gülümsemeye başladı. Evet. Arkadaşlar her zaman neşeniz yüksek olsun. Evet, hayatta her şey olabiliyor ama gerçekten çok değerlisiniz. Aileniz ve sevdikleriniz sizi seven, size güvenen, sizin için mutlu olan insanlar var. O yüzden hiçbir şeye küsmeyin, hiçbir şeye darılmayın. Elinizden en iyi geleni yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu zaten gerçekten hem onları mutlu edecektir hem de sizin motivasyonunuzu arttırarak bu işin büyümesine neden olacaktır. Son bir resim daha çekiyorum. Ondan sonra çekilişe başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi normalde ben bugüne kadar şöyle söyleyeyim. Çalıştığım network hayatımda inanın hiçbir zaman böyle çekilişe falan girdiğimi hatırlamıyorum. Yani çekiliş yapalım vesaire. Benim için aslında en büyük promosyon ne biliyor musunuz arkadaşlar? Para kazanmak, iyi bir işte olmak, organizasyonumuzdaki arkadaşlarımızla beraber istediğimiz hedefe ilerlemek ve hedefe odaklanmak. Aslında benim için en büyük promosyon buydu. Ama baktım ki bir çekiliş yapalım dedik. O kadar çok talep geldi ki arkadaşlar. Bu da tabii ki güzel bir şey baktığımızda. Hatta şunu düşünüyorum. Sizlerle tabii onu kararlaştıracağız. Bu çekilişten sonra bir dahaki önümüzdeki hafta cumartesi günü bir çekiliş daha belki yapabiliriz. Baktığımızda ama bu sefer kargo paraları size ait olsun. Çünkü üründen daha çok kargo parası tutacak herhalde öyle gözüküyor. Şaka bir yana. Evet arkadaşlar çekilişimizin kuralları şöyle. Bir, öncelikle herkese çıksın inşallah diyeceğim ama 10 kişiye çıkacak sadece. 5 tane ve fazla üzeri alan arkadaşlarımızın isimlerini 5'ten fazlasını yazmadık bu bir. Yani bir tane ürün aldıysa bir sefer torbadan çıkma hakkı var öyle diyelim. 2 seferse 2-3 bu şansı arttırıyor. Bir arkadaşımız eğer bir ürün kazandıysa diyelim ki çekmeye devam ediyoruz. Çünkü 5 tane olan isimden düşünün. İkinci bir ürün alma şansı yok. Çünkü diğer arkadaşlarımıza haksızlık etmemiş olalım. Böylelikle çekilişimizi yapacağız. Artık kime çıkarsa arkadaşlar kısmet diyelim. İnşallah şu hepimize çıksın. Bakın büyük kariyer çıksın. Büyük kazan çıksın arkadaşlar. Uluslararası başarı çıksın. Bunlar bizim önümüze çıksın inşallah çok kısa sürede. Sizler için en çok dilediğim ve istediğim gerçekten yürekten bu. Çünkü biz bir ekibiz ve bu iş ekip halinde oluyor. Şimdi ben sıralamayı karıştırmadan şöyle yapalım. Çekeceğimiz ürünler sıralama yapmıştım. O sıralamayı karıştırmayayım. Hak geçmesin diyoruz arkadaşlar. Evet. Neler yazmışız? Bir absolut tonik ilk çekilişimiz. İkincisi absolut ampul. Üçüncüsü absolut serum, dördüncüsü absolut losyon, beşincisi absolut göz kremi, altıncısı absolut besleyici krem arkadaşlar, yedinci Fame göz kremi, sekiz Fame serum, dokuz Fame besleyici krem, on Fame losyon. Doğru mu arkadaşlar? Değil mi? Aynı söylediğim gibi. Evet, getir bakalım. Evet arkadaşlar, çekiliş şeyi burada. Hiçbir şey yok. Şeffaf bir şekilde zaten birbirimize güveniyoruz. Hatta şey de söylemiştim.
aldığı ürünün dekontunu atmasına gerek yok kimsenin diye biliyorsunuz. Çünkü biz Pro Akademiyiz arkadaşlar. Artık bir aile olduk. Bizde kimse hak etmediği bir şey için başvurmaz. Ben gerçekten %100 güveniyorum. Zerre şüphem yok. O yüzden buradan çekiyorum. İnşallah çok isteğine çıkar diyorum. Evet. Birincisi geldi. Şimdi Absolut Tonic. Çekiliş de heyecanlıymış. Bunu yapalım biz ya. Evet arkadaşlar. Gözüküyor mu? Zeliha İlgen. Mikrofonu açabilir. İlgen mikrofonu hemen açın. Size zahmet. Kısmetine. Evet ses geliyor mu? Mikrofonu açabilirsiniz çok kısa. Açmadınız. Zeliha Hanım mikrofonu açar mısınız? Mikrofonunuz kapalı. Evet, Şimdi şimdi açıldı. evet. Teşekkür ederim. Sen yaz da karışmasın. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar tekrardan. İyi Hafta içi akşamlar. arkadaşlar ürünleri göndereceğim. Bilginiz olsun. Çünkü kargoyu bir yarım gün ayırmam gerekiyor. Tekrardan tebrikler Zeliha Hanım. Çok teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar içimden geçeni söylüyorum. Çok isteğine çıksın. Bu kim? Arzu Köşker. Nazire Arzu Köşker. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Absolut ampul. Evet Arzu Köşker'e absolut ampul çıktı. Evet devam ediyoruz. Vallahi çok karıştırıyorum ama bu sefer de şeyden de stres yapıyorum arkadaşlar. Çok karıştırdıkça başkanın hakkına girmeyeyim diye. O da tuhaf bir duygu. Binnur Kırmızıoğlu. Bu arkadaşımızı tanıyan var mı? Binnur Kırmızıoğlu. Benim liderim Erhan Bey. Ha, okey. Tamam. Bilgi Şu Hanım'ın an yok burada. ekibindenmiş. Tamam. Binnur Kırmızı arkadaşımız da çekilişi kazandı. Ona ne veriyoruz? Absolut Serum. Evet, o da iyi bir hediye kazandı. Kendisine iletirsiniz. Tabii ki. Teşekkürler. Tebrik ederim sizi de. Evet arkadaşlar devam Teşekkür ediyoruz. ederiz. Zaten sıcak. Kremleri de sürdük. Aha. Sevgi Dağoğlu. Arkadaşlar hep ürünü al. Mikrofonu açabilirsiniz. Açtım valla çok şaşırdım, çok sevindim, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu Tebrik ediyoruz Sevgi Hanım. Evet orada arkadaşlarımız ekip halinde bizi bekliyor. Absolut losyon. Evet Absolut göz kremi benim favori. kurduk. Benim favori ürünlerimden biri. Evet arkadaşlar. İlkay Sönmez. İzmir. Çok İlkay. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Herhangi teşekkür bir şey. ederim. Tebrik ediyorum seni de. Absolut Teşekkür göz kremi sana çıktı. Benim favori ürünüm. Göz ederim. altındaki torbaları kaybediyor gerçekten. Evet. Şunu al. Absolut göz kremi dedik. Evet, Absolut besleyici krem. Veysel Gökçek diyor. Veysel Gökçek. Araba çıkmadı arkadaşlar. Krem çıktı. Evet, tebrikler Veysel Gökçek. Teşekkürler ederim. Tebrikler. İbrahim Gökçek'in kardeşi, ekip arkadaşı Veysel Gökçek. Ama İbrahim ofis açıyor, ona ürün gidecek. Devir edelim biz ya bu hakkı. Değil mi İbrahim? Ne diyorsun? Veysel'le ben ayrıyım liderim. Siz ona ürününü gönderin. O çocuk çok gece hayatı yaşadığı için göz torbaları çok şey. Tamam. Yazık, Absolut yazık besleyici çocuğa. krem için arkadaşlar ben bir tane daha çekiyorum. Veysel Gökçen hediyesini de göndereceğim. Onu yaz. Teşekkürler ve tebrikler. Allah Allah. Maide Atalay. Absolut besleyici krem. Evet arkadaşlar, normalde çekilişte olmayanlara ürün vermeyeceğiz dedik ama bu akşam böyle olsun.
Fame göz kremi Muhammed Can Aksal diyor. Muhammed Can Aksal isimli arkadaşımız. Evet. Efendim? Erhan Bey. Evet. Benim üyemin. Tamam, okey. Muhammed Can Aksal. Aksakal, burada yanlış yazılmış da. Bana Erhan gönderilen Bey, bu. Çok teşekkürler. Doğrudur. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Fame göz kremi kazandı kendisi. Sağ ol. Evet. Erhan Bey. Efendim. Çok çok teşekkürler. Ben Maide Atalay. Merhaba Maide Hanım. Tebrikler tekrardan. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Sunumunuz da çok güzeldi. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ olun. Tebrik ediyorum tekrardan. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Özkan Bilen. Özkan Bilen var mı arkadaşlar? Ya da tanıyan var mı, öyle diyeyim. Efendim? Bir dakika arkadaşlar, sesler karışıyor. Simge Hanım şimdi söyleyin. Bizim ekipten Ayten Hanım'ın liderlerinden Özkan, tamam. Bey. Tamam, kendisi göz kremi kazandı, doğru mu? Yok. Serum. Fame serum. Arkadaşlar iki tane kaldı. Fame besleyici krem diyor. Çiçek Deringöl. Çiçek Hanım burada mı? Galiba nöbette Erhan Bey. Ben tamam. İletirim. Tamam Sibel liderim. Kendisi sağlıkçı çünkü. Tamam. Besleyici krem kazandı. Tamam. Evet arkadaşlar, sona geliyoruz. Karıştırıyorum. İnşallah çok isteyen birine çıkar diyorum. Ve Sevgi Dağlı'na çıkmıştı. O yüzden kendisi alamıyor. Bir daha karıştırıyoruz. Çünkü öyle söylemiştik. Sevgi abla, totem yaptın galiba ekip halinde. Vallahi şu an iki kamera, bilgisayar açık. Çok kalabalığız burada. Sunumu Ayten Tufan. Son üründe Ayten Tufan arkadaşımıza çıktı. Ayten Hanım burada mı? Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar, ürünler... Liderim, Veysel'i aradım da, Veysel der ki bir çekiliş daha yapılsın, beni pas geçilsin, teşekkür ediyorum Erhan liderime de. Yok, ona da verdik, bir tane de şey onun yerine çektik zaten, çok sağ ol. Onu söyleyeceğini bildiğim için İbrahim kardeşim. Zaten öyle yaptık. Ya demesen de yapacaktık zaten, öyle söyleyeyim. Gene de sağ olasın. Veysel'e çok selamlar, tebrik ederim. Evet arkadaşlar, bu akşam bu kadardı. Birkaç tane çekiliş yaptık. Çıkan herkese hayırlı olsun diyelim. En azından bir heyecan oldu. Tebrik ediyorum çıkan arkadaşlarımızı. Demek ki çok istediler diyelim. Ama zaten ürün almak, ürün tavsiye etmek bizler için gerçekten çok değerli. Yani işimizi büyütmek için. Ben bugün mesela C vitamini ile ilgili mangonun araştırmasını yaptım. O kadar çok şey var ki. Yani mango ile ilgili arkadaşlar. Altı o kadar dolu ki mango meyvesinin, bitkisinin. Kanserden tutun da Allah herkese şifa versin, o kadar çok hastalığa faydası var ki gerçek anlamda. Bu arada diğer borçları artık, yani olmayanlar arkadaşlar, imha edeceğim, bilginiz olsun, öyle söyleyeyim. Şimdi toparlarsak arkadaşlar şöyle kapatalım. Birincisi, hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Artık kapanışa gidiyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hayatta en büyük çekiliş ya da promosyon diyorum ya arkadaşlar, bizler için istediklerimizi gerçek anlamda reale döndürmek ve bunu başarmak. Ama bir daha yapalım diyorsanız benim için problem yok. Haftaya bir daha arkadaşlar bir çekiliş düzenleyebiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Buna karar veririz hep beraber. Bilginiz olsun. Belki sayıyı biraz daha yükseltebiliriz. Bir 15'e çıkartabiliriz ama bugün itibariyle artık alınacak olan ürünlerle ilgili. Onun için böyle çok ufak el kaldırabilirsiniz, çok ufak böyle bir renk verebilirsiniz. Sonuçta şu an ekip liderleri sizlersiniz. Böyle bir çekiliş fayda sağlar mı, ekiplerinizi motive eder mi, yani artısı olur mu? Olursa Luteyn'de yapalım Erhan Bey, Luteyn'de çıkacak olursa ya. Arkadaşlar böyle bir şey, şöyle zaten Arzu Hanım, biz çekiliş için yarın itibariyle başlatırız. Ne kadar çok alış o kadar çekiliş şansı, çünkü C vitamini daha istediğimiz sayıya ulaşmadı ekiplerde. Baktığımızda Lüteyn'de çıktığı zaman, çünkü 25'i gibi hedefliyoruz, belki de çıkmaya da bilir. Yani olur da
yetişemeyebilir. Yani onu beklemek saçmalık olur. O yüzden biz özellikle yürekten söyleyeyim, Moğolistanlı arkadaşlara çok çıkmasını istiyordum. İtiraf edeyim. Çünkü 8 kişi ürün almışlardı. Bunu açık açık itiraf ediyorum arkadaşlar. Ama şöyle yaparız. 1111 gene aynı orada. İsmini bir söylese. Evet, 1111 yazıyor gene. Kırmızı bir şey giymişsin. Heh, gülüyorsun ya. Açabilir misin mikrofonunu? Mugi, çamak tota deneza. Mugi, evet. Ayda Hanım da oradaymış zaten, sağ olsun. Mugi, aç mikrofonunu. Açmadın. Ha, evet. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Vallahi çok dürüst söyleyeyim. Yani özellikle Ayla Hanım sağ olsun, Ayla liderimiz sizin isimlerinizi göndermişti. Yanlış bilmiyorsam 8 kişi var. O kadar çok evet. İstedim ki bir tane oradan çıksın diye, ama olsun. İnşallah bir dahaki süreçlerde. Kismet işte, sorun değil bizde. Ama katıldığım için çok teşekkür ederim. Ama şunu yapacağım ben size. Size bir tane fame set hediye edeceğim. Onu arkadaşlara paylaştırın güzel bir şekilde. Cilt bakımı yapın kendi ekibinize, tamam mı Mugi? Teşekkür ederim. Gerek yok ki. Olsun kardeşim. Teşekkür olsun, ederim. Tamam aile liderim. Ben size bir tane hediye edeceğim. Siz onu arkadaşlarınız için de paylaşıp güzel bir uygulama yaparsınız. Öncelikle teşekkür ederim. Ama her şeyde hayır vardır. Çok da biraz utançlı gibi oldu. Kusura bakmayın. Tamamdır. Biz çok mutluyum. Moğolistan ekibimize bir tane fame set hediye ediyorum. Onu dediğim gibi kendi bakımınız için kullanırsınız. Tamam mı Mugi? Arkadaşlarımıza selam söyle, Moğolistan'daki arkadaşlarımıza. Hiçbiriniz tamam, yalnız değilsiniz. Teşekkür ederim. Çünkü bizim bayrağımızı orada siz taşıyacaksınız. Siz temsil edeceksiniz. Tabii ki kendi ülkenizin bayrağı da var. Saygı duyuyorum ama. Teşekkür ederim. Kardeş ülke olarak, ya da daha doğrusu aynı soydaş diyelim. Yani kökenlerimiz birleştiği yerler çok var. O yüzden bunu bütün arkadaşlarımız da mutlulukla kabul edeceğine eminim. Zeliha Hanım buyurun. Çok kısa. Hocam, bana gelecek olan hediyeyi de Moğolistan'a gönderebilir misiniz? Ben aldım, kabul ettim. Benim hediyem olsun arkadaşlara. Vallahi yüreğinize sağlık. Vallahi tebrikler. Sağ olun. Gerçekten tebrik ediyorum Zeliha Hanım. Benim için size. Yani çekiliş, yani gitsin. Yani Türk kardeşlerimize gitsin. Oralara açılalım. Onlar kullansınlar, fayda görsünler. Hiç önemli değil. Benim için hedefim önemli şu an. Tebrik çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir düşünceydi. Yüreğinize sağlık. Allah da işlerinizi rast getirsin, yolunuz açsın inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağlık gerçekten. Yalnız değilsiniz. Ayla liderim. Bugi, öyle diyorum, kusura bakmayın. Bugi Hanım. Bir şey söyleyebilir mi? Tabii ki, buyurun. Herkese çok teşekkür ederim. Biz hede önemli değil yani. Sizle beraber bir yolda çıktığım için çok memnunum yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bugi. İnternetin biraz çekmiyor galiba ama. Evet. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz, bunu bilin. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, işte Pro Akademi diyoruz. Paylaşım, paylaşımcılık, bir arada olmak, desteklemek, yardımlaşmak o kadar güzel ki. Sonuçta bu arkadaşlarımız şu an baktığımızda gurbette ama bizim her zaman başımızın üstünde yerleri var. Çünkü aynı soydaşız. Ve o, kesinlikle yalnız değilsiniz. Sizlerle beraber söz verdiğim gibi Moğolistan'da öyle büyük bir ekip kuracağız ki zamanı geldiğinde arkadaşlar. Orada da sizin isimleriniz öne çıkacak. Nasıl ki Güney Kore'de Kim Hanım'ın ismi öne çıkıyorsa, inşallah Avrupa ülkelerinde de sizin isminiz ortaya çıkacak. Evet değerli arkadaşlar, hepinizin emeğine sağlık, hepinizin yüreğine sağlık. Biz gerçekten iyi bir haleyiz. İbrahim buyur. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Kolay gelsin. Liderim, şöyle bir şey söyleyeyim. Haftaya yapmayı düşündüğünüz çekiliş var ya. Evet. Orada sizin belirleyeceğiniz ürünü alacaklar arasında yapacağız çekilişe büyük hediye olarak ben bir tane absolut set koyuyorum. Absolut set. Evet. Güzel. O zaman onu bir parçalayalım tane, daha çok kişiye bölünsün. Doğru mu? Öyle mi yapalım? Bir tane absolut set olsun. Onun altına diğerlerini koyarız. Ama onun çekilişini en son yapalım. Absolut set. Ya onu parçalasak 6 kişiye daha çok veririz. Daha iyi değil mi? Ama hani bir tane böyle büyük hediye olur ya, o büyük hediyeyi o şekilde verelim diyorum. Peki. Var mı artıran arkadaşlar? Bir absolut set geldi. Gelin tarafından. O da çıkamış. Ben ne hediye ederim?
Artıran varsa arkadaşlar damat tarafından damat tarafından da bekliyoruz. Hadi damat tarafından kimler biz var? Biz anlaştık liderimle. Ankara'ya bir ses gönderelim. Damat tarafı olarak. Absolut set geldi Adana'dan. Evet. Adana'dan geldi. Ankara'da boş kalmaz biliyorsunuz. Bakın bugün çok kalabalığız ama şöyle göstereyim. Pardon bir saniye. Sizi göremiyoruz şu an ama. Şöyle bir saniye. Tabii ki benim kameram kapalı bu arada. Evet. Ben şöyle bir göstereyim bakın. Bakın böylemesine biz bugün burada gerçekten çok kalabalığız. Maşallah. Tüm değerli arkadaşlarımıza selamlarımızı iletin lütfen. Benim gönlüm boldur biliyorsunuz. Ne isterseniz koyarız. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Tabii ya diamond oldu. Para geliyor. Tabii ne olacak? 7 bin lira bonuslar, havuzlar. Helal Gülnur ablacığım, helal. Yani istediğiniz biz ona gönlü bol arkadaşlar hepsi sizin olsun. Cebimde para bol diyoruz biz ona genellikle. Hepsi feda olsun size. Gerçekten sorun değil mi? İstiyorlar şey koyabiliriz yani ürünlerden. Senin çok de yüreğine değil. Sağlık. Gene... Bu arada sizin bugün çok şey yapamadım. Biz çok böyle kalabalığız bugün. Evet. Ve sabahtan beri yoğun yaşıyoruz. O yüzden Erhan Bey ne zaman isterseniz duyurabilirsiniz. Sorun değil benim için biliyorsunuz. Ne tamam, çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Tamam, bunu... görüşürüz. Başarılar arkadaşlar. Sağ olun. Tüm Ankara'ya, tüm arkadaşlarımıza selamlar. Günler Hanım ve oradaki ekip liderlerimize, tüm misafirlerine. Günler Hanım, yanınızdayız. Teşekkürler. Çok sağ olun Sevgi Hanım. Evet arkadaşlar işte Pro Akademi bu yüzden büyüyecek. Sizlerle arkadaşlarımızın gönlü ne kadar gerçekten geniş ve gerçekten ne kadar paylaşımcıyız. Bu samimiyeti anlayabiliyorsunuz. Konuşma tarzından arkadaşlarımızın yüreğinden geçenleri söylemesinden. Pro Akademi çok büyüyecek arkadaşlar ve inşallah sizlerle arkadaşlarımızla beraber bunu söylerken bazen boğazım patlıyor. Ve sunumlardan enerji çıktığımda inanın bir gün kendime bazen zor geliyorum ama o kadar çok ciddi para kazanmanızı istiyorum ki. Ailenize, evinize, sevdiklerinize, sizi aşağı çeken ne varsa ben yukarıdayım bak işte. Ben ilerliyorum ve ben bu işte başarılı oluyorum, kazanıyorum. Bu kariyere geldim artık ve daha da büyük kariyerlere geleceğim demenizi o kadar çok da yürekten istiyorum ki bunu yapacağız mı? Yazın bir kenara bunu başaracağız. Ailenize, sevdiklerinize selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Hediye kazanan arkadaşları tekrardan tebrik ediyorum. Onay çıktı siz değerli lider arkadaşlarımızdan. Yarın itibariyle. Hangi ürün olursa olsun, altını çizerek söylüyorum. Hangi ürün olursa olsun, ürün siparişi veren arkadaşlarımızla daha geniş bir şekilde önümüzdeki hafta cumartesi günü bir çekiliş yapacağız. Bu akşam itibariyle geçerli arkadaşlar. Lütfen ekiplerinize bildirin. Belki bu sayıyı 20-25'e çıkarmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bakacağız artık bir yerlerden ürünleri alacağız, çalacağız, çırpacağız derler ya. Bir şekilde yapacağız. Kendinize iyi bakın. Yüreğiniz her zaman... güzeli düşünsün, her zaman yüzünüz gülsün, çok değerlisiniz gerçekten. Çünkü size değer veren insanlar var, bunu unutmayın arkadaşlar. Mikrofonlar açık, kapanışa gittik. Gerçekten güzel bir akşamdı bence. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok güzeldi, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Erhan Bey. Teşekkürler. Teşekkürler Erhan Bey. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel bir sunum. İyi akşamlar. Yarın Ankara'ya bekliyoruz Erhan. Ha yarın evet. Arzu liderimiz, Arzu Karası liderimiz doğru söylüyor. Yarın Ankara'da olan arkadaşlarımız, evet. Ekip arkadaşlarıyla, misafirleriyle. Sibel Hanım'la beraber eğitimlerimiz var yarın. Herkesi bekliyoruz. Evet sahnelerde, sahalarda görmek istediğimiz Sibel Canik liderimiz de artık döndüğü için tatillerden. Evet. Herkese iyi akşamlar. İzmir ofisinde lütfen yarın planını yapsın arkadaşlar. Yarın cumartesi İzmir'de de bir araya gelin. Resimleri çekilin. İlerlemeyi düşünün, ilerlemeyi konuşun ve bol bol misafir davet edin. Ve ürünü gelmiş olan arkadaşlarımız mutlaka insanlara denettirsin. Çünkü C vitamini düşündüğünüzden çok daha güçlü bir ürün. Çaydar Şirket'ten herkes çay içebilir evinde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.